Hoş geldiniz sayın izleyenler. Anadolu Ristel Lig 13. sezon 8. hafta ardından bir panama programında birlikteyiz. Fırat Bodur, hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan Hakan. Çok keyifli maçlar vardı bu hafta. Denk Evet. maçlar. Geçen hafta da konuşmuştuk. Çok denk maçlar, çok zorlu maçlar izleyecektik. Ki beklediğimiz gibi de oldu. Çok güzel, keyifli. Bazılarında bol gol, bazılarında bol mücadele gördüğümüz bir hafta oldu. Evet. Hemen birincilikle başlayalım. Başlayalım. Avukat derbisi. Cumartesi günlük maçıydı. Lex Expert başa bela. Senin tahminine göre doğru geçti ve Evet, 3-3 aynen. bitti. Beraber Lex Expert bitirmiştik. 1 puan son dakikada aldı. Evet, yani aslında iki takımın da özellikle Başa Bela'nın çok daha fazla gol kaçırdığını söyleyebiliriz. Evet. Son vuruşlarda gerçekten nedense Başa Bela'nın iki sezondur devam eden bir eksikliği var. Yani başa baş bir mücadele olacağı belliydi. Yani skor olarak da beraberliğin gerçekten yakın olduğunu ligi uzun zamandır takip eden kişiler bilir. Yani o yüzden ben aslında zor olanı tahmin etmedim. Sen zor olanı tahmin ettin. Ya ben Lex Expert diyordum daha önce çünkü çok formda isimler var Yani burada. Yani Cemil de öyle, Burak Yiğit de öyle. tabii. Yani Gerçekten çok formda aslında isimler bu işin vardı. şakası bu sezonki rüzgarı arkasına alma hızını gördüğümüzde ve oyun stiline baktığımızda Lex Expert'in daha net bir oyun oynadığını Kesinlikle. söyleyebiliriz. Başa Bela'nın gelgitli bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Ama bu maçta enteresan bir şekilde Başa Bela aslında biraz daha fazla pozisyon buldu. Yani artık bilmiyorum hani topluca bir havama mı giderler? Başa Başa Bela Bela takım bunu olarak bu bu sezon sorunu nasıl çözerler çok bilmiyorum fazla yaşadı. ama Edi Belen maçında da yaşadı. Hani aslında skora baktığımızda çok farklı bir çok skor basit bitmişti pozisyonlar ama ilk değerlendiremiyor. yarıda özellikle Başa Bela çok kaçırmıştı. Evet. Yani bunu çözemediler enteresan bir şekilde. Ve o da şuna da sebebiyet veriyor. Geçen hafta işte bu konuda rahatlardı. İşte Rockets maçında. Ama yani skoru yakalamada da problem yaşayıp hani böyle bir daha üstün oynadıkları maçlarda, önde oldukları maçlarda da hani böyle bir iki fark, üç fark skoru alayım, gideyim, bulduğumu değerlendireyim falan gibi de çok maçlarını görmedik bu sezon. Lex Expert'in öyle maçları oldu. Yani işin açıkçası hani böyle dostane bir şekilde puanları paylaşmış oldular. Başa Bela'da acaba oyuncu kan uyumu diye bir şey vardır ya. Acaba oyuncular arasında onu yakalayamadım diye düşünüyorum bazen. Çünkü gerçekten de bireysel olarak baktığımızda bu hafta Hikmet de geldi ki çok da güzel bir golü var. Evet. Bu hafta Hikmet de geldi. Tanju var, Emir var, Hasan var, Murat Göynük var. Güzel kadro yani öyle Çok bir yani bireysel olarak baktığımızda çok değerli hem de gol ayakları iyi olan bir kadro. valla sorunun Bir araya tam geldiğinde kaçırmaya başlıyorlar işte acaba hani sorun şöyle yapamamazlıktan kaynaklı bir şey var. Hani özgüven eksikliği var bence takım olabilir, içerisinde. evet. Takımın kendine inanıp geçmişi sünger çekip bir şekilde önüne bakması lazım bence. İkinci maça gelelim. Master City Ayaz maçı 4-3'lük. Ayaz galibiyetiyle bitti. Çok güzel goller. Haftanın Evet. iki güzel golü. Ali'nin coştuğu bir performans Ayaz'da. Geçen sene Başa Bela'dan tanıdığımız. Ama o da Evet. şöyle bir şey yani mesela Galatasaray'da işte Belhanda işte solda Onyekuru ondan sonra işte birkaç tane oyuncu var Adana Demir'e gitmiş. Kesinlikle bayağı var. Geçen hafta bir Adana Demir 3-4 gol atıyor. NDI var yine Adana Demirspor'da. NDI'ye atıyor. Onyekuru atıyor. Belhanda atıyor tamam mı? Ondan sonra bakıyorlar böyle eski Galatasaray komple Adana Demir'de. Şimdi Galatasaray'da performansı beğenilmediğinden dolayı birçoğu gönderildi baktığın zaman. Şimdi bakıyorum Barış Örnek geçen sene Başa Bela'da gol kralı. Neler kaçırdı aynı Şey bu zamanda. sene gol kralı. Geçen sene Başa Bela'da o performansı Ki gösterememişti. galiba Engin abi de burada eleştirmişti ya. İlk yedi programda yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Ama o şimdi mi aldı gitti. Çok yani bu maçta da golü var. Sonra geçen sene Başa Bela'da süre alan Ali bu sene Ayaz'da özellikle şey Gençlergücü maçında da sonradan gittikten sonra bayağı bir Geldiği katkı maçlarda bayağı bir oluşturdu. etki yaratıyor. Yani bu hafta böyle jeneriklik goller de attı. Bir oyuncunun bir hafta içerisinde bulabileceği en güzel golleri buldu. Yani bir tanesinde kaleci hatası var ama diğerleri gerçekten çok şey. Yani vuruş kalitesi de var zaten hani o şeyde. Özellikle haftanın gollerini birinci, evet birinci seçildi Ali Bir, Taş'tan. evet. Yani Siz onu zaten orada hani kaleden görüp kaleye golü buldunuz onu mu? hayır o şöyle fark var. Ali abinin golü orada onu Yok lan. görüyor. Göre Kalecinin önünde göre olduğunu golü göre. ve ne noktaya atıyor. Ali'nin golünü değersizleştirmiyorum şimdi de Ya böyle çok hani çok Ali'nin güzel bir goldü ikinci golü de bence. çok şey net bir tek vuruş. Ve şimdi tek kişiye performans olarak tabii koymayalım şey ama hani gol görünür taraftadır her Tabii zaman ki. futbolda haliyle. Ali güzel oyunları bundan süslemiş oldu. Vallahi yani Ayaz gençleriyle kadro yapılanmasıyla maç içerisindeki taktiksel değişiklikleriyle oyuncu değişiklikleriyle haftalardır galip geliyor. Evet. Ben de herhalde bir totem yapıyorum. Ayaz'ın Bu rakibi beşinci, bu beşinci. Ayaz'ın rakibine veriyorum. Ayaz kızım. Bu hafta diyorum takılacaklar. Bu hafta takılacaklar. Her hafta alıyorlar İlk yani. hafta kazandılar, ikinci hafta yenildiler. Evet. Üçte kazanıp dörtte yenildiler. Son dört haftadır da Kazanıyor. kazanıyorlar. 4 haftadır ben Ayaz'ın rakibine veriyorum. 4 Ve haftada da Ayaz kazanıyor. Bu hafta Ayaz'ı vereceğim hepsi görürsünüz. 24 gibi. Aynen. Ya Master City
Önümüzdeki haftalar için hani galibiyet, onlar da çok güzel iki gol evet, buldular. Galibiyet bulabilecek, hani böyle bir şey de değil, birincilikte sonradan geldi ama hani birincilik ayarında bir top oynuyorlar açıkçası. Kesinlikle. Çok şey değiller. Ki daha sahaya alışıp daha da kalabalık gelmeye başladıktan sonra ki kalabalık birçok yerde sıkıntı yaratacaklardır. Evet. Yedi Bela Gençler Gücü haftanın maçlarından biriydi. 5-5 berabere bitti. Gençler Gücü kovaladı. Yedi Bela yakaladı diyebiliriz. Ya bu hafta harika maçlar var. Ben büyük teyzem vefat etti, o yüzden il dışına gitmek durumunda kaldım. Edirne'deydim hafta sonu. Cumartesi sabah geldi haberi. Öyle olunca tabii hani maçları izleyemedim. Pazarda yetişemedim dönüşe. Özetlerden takip ettim. Duyumları aldım. Yani geçen haftaki oyunlarını da biliyoruz zaten artık. Gittiğimizde tanımadığımız takım yok. İşte yeni arkadaşlarımız var. Bir iki tane. Yani üzüldüm yani bu haftayı kaçırmaya, açık söylemek gerekirse bir yandan da. Çünkü karşılıklı bir gol düellosuyla geçen, müthiş mücadelenin olduğu. Hatta son dakika son topla Yedi Bela'nın frikik organizasyonu. Ondan sonra bir dakika falan oynandı galiba. Yani o frikik organizasyonu da gerçekten çok güzel. Yedi Bela'nın frikik organizasyonu. Onun dışında Gençler Gücü'nün yani ihtiyacı olan net forvet ikilisini bulduğunu gördük bu yani maçta. Adamlar resmen saklamış onu bir hazine aynen, gibi kenarda. Biz bunu ne zaman oynatırız diye saklamış. Bir sürprizi vardı demişti zaten. Şey gibi Arap'taki Alex geldi. Gibi hani bir yerde saklıyorlarmış adam. Yani evet, bir çıkınca da maşallah yani öyle bir frikik golleri, ne bileyim ya, Samet'le beraber uyumu da çok iyi. Beraber oynuyorlar belli ki yani. Uyumu ki da çok. Nuri'nin kafa golü de çok güzeldi bence. Kafa golü çok güzeldi. Sol arkada. Arkaya çok gerçekten, güzel kaldırılmış. Gerçekten çok güzeldi yani. Onu da ben aldınız değil mi? O gol galiba girmedi haftanın golü yani. Bilmiyorum neler yedi, bakacağız şimdi. Osimhen'in iki golü, iki güzel, aynı hafta copy paste yaptığı iki gol var. Ben onu ne oldu biliyor musun? Özetlerden izliyorum şimdi. Tekrar mı koymuşlar dedim değil mi? Önce bak lan yine koymuşlar bu golü dedim tamam. Hani size söylüyordum tamam. Ondan sonra dedim ki ulan çocukların hakkını yedik. Hakikaten birbirinin aynısı iki gol. Sadece kalecinin atlayış pozisyonundan farklı olduğunu anlıyorsun. Başka türlü aynı dersin. Sevinci de aynı çünkü. Yunus Emre gol attıktan sonra tele gidiyor. Sevinci de aynı. Çok enteresan. Yani güzel bir maç gerçekten. Gençler Gücü'nde uzun süre sonra ilk defa Samet'ten sonra parlayan bir performans gördük. Net bir şekilde. Hani böyle net sivrilen bir performans görmüş olduk. Onur Buray'dı değil mi? Evet. Oyuncunun ismi. Tebrik ediyoruz. Onun dışında da Yedi Bela'nın aslında baktığınız zaman net bir eksiği de yoktu kadro olarak. Bu sene belki evet şampiyonluğun geçen seneki, yani geçen sene de zordu. Her sene şampiyonluk zordur ama Gençler Gücü şunu veriyor mesaj olarak. Geçen hafta da burada 2-7'de şey yapmıştı. Hani bu sene biz şampiyonluğa net adayız. Şampiyon olmak istiyoruz. Oyununu oynadı sahada. Bence de aynı fikir. Açık söylemek gerekirse. Malta Breakers Esti maçı herhalde haftanın en beklemediğimiz skorlarından biri. Daha yakın bir skor bekliyorduk. Yani 7 birlik bir Malta Breakers kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Esti'nin çok olumsuz bir havası var saha içerisinde. Ya yani olumsuz derken bir türlü bir bu geçen seneki takımı olma olgusu, sistemi finale, kuramıyorlar. Finale kadar kendilerini götüren olay birden hani oyuncu yapısı çok değişmemekle birlikte. Bu sene daha şeyler eksikler, niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. Yani bu hafta mesela normalde kalede görmeye alıştığımız Cemberci'yi defansta gördük. Evet. Yani normalde de oynuyordu oyun içinde ama hani zaman zaman oynamışı var ama başlangıç olarak canı oyunda görmek de çok garip bir durumdu aslında. Tabii yani kaleci performansını çok beğeniyoruz. Geçen sene en iyi kaleci, ödülünü zaten almıştı. Yani Rockets için önemli bir mücadeleydi. Esse için de gerçekten hani birkaç haftadır kötü giden, geçen hafta bir Fikirding'le şeyi vardı. Hazırlık maçı. Hazırlık maçı gibi yani rakip yoktu. Yani bilmiyorum, Esse'nin buna bir dur demesi lazım. Tecrübesiyle muhtemelen bir çözüm oluşturacaktır. Maltepe Rockets'ı tabii tebrik edelim. İyi bir takım oyunuyla, iyi bir skorla net bir galibiyet aldılar. İzlediğim kadarıyla da maçın başından beri de üstün bir şekilde götürdüler zaten maçı. Bilbao Soğanlık maçı 6-5'lik Soğanlık maçıyla galibiyetiyle sonlandı. Soğanlık ilk puanıyla tanıştı. Daha doğrusu ilk galibiyetiyle tanıştı diyelim. Evet. Sorun Doğukan abi değilmiş. Bunun maçında onu da konuştuk. Esprisini yaptık. O yüzden söyleyebiliyorum. Evet. Doğukan abi gördük stoperde. Başarılı bir maç. Doğukan kaptanları değil mi? Kırmızı kart. Evet. İkinci sarıdan kırmızı yemişti. Doğukan. Doğukan ha? Doğukan dedim. Yani taktik savaşıydı bu maç aslında baktığınız kesinlikle zaman net bir şekilde. Bilbao'nun ismini değiştirmesi lazım abi. Şu İngiltere'de çubuklulardan ne var? Sunderland, Southampton. Değil mi? Ya Arsenal yok ya çubuk. Var mı çubuğun? Arsenal'ın çubuklu forması yok. Nerede var oğlum Arsenal'ın çubuğu? Yok ya. Düz nerede beyaz var, düz bordosu var. Yani 1895 Arsenal diyorsan o zamanlar. Ay o zamanlar. Bak niye bunu diyorum? Abi
3 tane falan uzak, yani 3 tane falan uzun toptan gol buldular. Osman'ı buluşturdular. Hı-hı. İşte ne bileyim bir başkası atıyor falan. İsmi hani, taşıyorlar yani gerçekten. Ama yani uzun top oynamayı bu kadar seven bir Alisal takımı görmedim ben. Açık söylemek gerekirse. Acayip uzun top seviyorlar ve hani bunu iki hafta değil mi? AGC'ye karşı da doğru oyunu oynadılar bence. AGC'ye karşı doğru bir oyundu. Ama Soğanlık'ta biraz daha hani topu yerde tutarsın, daha mesafeyi kısalaştırırsın, hızlı da oyun oynarsın. Ya ben olsam öyle oynamaya çalışırım uzun toptan ziyade. Soğanlık biraz altı pas içerisinde o kale civarında yani rakibin üçüncü yani bölgede dediğimiz noktada çok daha etkin bir top oynadı. Hı-hı. Aslında yani baktığın zaman da böyle bir duello şeklinde goller yani 5-6 zaten yakın bir skor. Soğanlık bir nefes aldı yani gerçekten. Yani çok iyi oynadığı maçlar da var ha Soğanlık'ın. Yani berabere kalmıştı bir tane maçta iyi bir performans gösterip 3 berabere kaldı. Tadı kaybettiği bütün maçlar bir farklı kafanı kaybediyor. Yani, bir 7 evet, belaya evet, karşı bir farklı evet, kaybetmişi evet, evet, var. Bu sene, 8 haftada onun dışında hiç farklı kaybetmiş yani, yok. Bilbao'da geçen sene özellikle Bilbao'nun bir farklı kaybetme hastalığı vardı hatırlıyorum. Hı-hı. Bir fark, iki fark. Evet. Bu sene de biraz böyle talihsiz maçlar geçiriyorlar. Yani uzun top olayını da hakikaten onun sahalarda bu kadar net oynayan bir takım. Bir de verimini alıyorlar ha. Yani alıyorlar. Şey, golleri de yani çoğu baktığın zaman oradan geldi mi bu hafta. O yüzden dedim acaba ismini değiştirse de bir hani Sunderland, Southampton oralardan bir esinlensin ver mi? İngiltere'den falan çubuklulardan. Yani bu maçın hakkında şeyi söylemek istiyorum. Kalecilerin çok büyük bir performansı var iki tarafta evet, da. Evet. Yani üst üste kurtardıkları, çizgiden, şeyden, köşeden çıkarttıkları iki kalecinin performansı çok değerliydi. İkisine tebrik etmek istiyorum. Kalecilerin maçı diyebilir miyim yani net bir şekilde? Ya 11 gol olmasına rağmen bir maçta hani daha ortalama bir kaleci performansı görseydik her iki ekipte de herhalde o 20'lere falan çıkacak çünkü çok tempolu bir maç geçti. Çok hızlı evet, bir maç evet, oynandı. Tempolu bir maç. Bir tempolu maçta Kazanova Karabela. 11'e yani, 6 Kazanova. Kazanova resmen fişek gibi. Transfer devam. Döneminin en çok yarı takımlardan biri. Evet yani. Özellikle Ali Mert Doğan olarak konuşmuş. Şu anda gol krallığı listesine de ilk 5'e girdi galiba 15 golle. Yani şöyle söyleyeyim. Ligimizde benim dikkatimi çeken hızlı oyun konusunda bir AGC var bir de Kazanova var. Hızlı oyun konusunda. Hızlı oynuyorlar gerçekten. Yani böyle. İkisi de çok ciddi hızlı oynuyor. Hani gençler gücü yedi bela biraz daha hani böyle onlar da hızlı top oynuyorlar ama hani üst sıralarda olanlardan. Yine Ayaz keza orta sahada hızlı çabuk oyuncular var. Fakat bu kadar hani hızlı rakip sahaya topu sürüp çabuk ayaklarla rüzgar gibi esmesi Kazanova'nın haftalardır. Yani ben bu hafta Karabela'nın bir hani dur diyebileceğini düşünmüştüm hı-hı. Ama hani 5 fark Karabela'ya karşı. Kötü bir kadro da yok Karabela'nın. Yoktu. Kadrosu öyle şey değildi yok, yani. Yok düşünüyorum. Yani çok ortalama bir kadro. Kazanova oturttu sistemini. Kesinlikle. Yani özellikle orada Mert'in de hani Ali Mert'ten bahsediyorum. Diğer Mert, Mert Gün'de ondan bahsediyorum. Onu çok iyi kullanıyorlar. En ucu onu atıp tabii. Sırtını stopere yaslatıp gerek Mert'in ayağına çok sıkıştıklarında Mert'i uzun şekilde indirmesi için. Orta sahada Ali Mert gibi, Emre Özcan gibi İzmir de olunca Okan'ın performansı ilk haftalarda görmediğimiz katkıyı da sağlamaya başladı defansif olarak söylediğimizde. Hı-hı. Çok başka bir kadro çıktı. Ve mesela Bilbao'nun mesela Osman abi böyle kullanabilir mi düşüncesi geliyor. Ben Kazanova'yı izlerken Mert Gündoğdu'yu kullandıkları gibi kullanılabilir mi Osman abi düşüncesi evet. Benim aklıma geliyor. Çünkü benzer oyun tipleri var. Sadece Osman abi alıp dönüyor. Mert bir tık daha geriye verip tekrar oyun kurmaya başlıyor. Karabela da aslında forvet işini çözmüş. Çözdü mü? Adem evet, var. Adem evet, var. Abdullah numara, var. 7 numara. 5 gol at. Bu hafta 7 numara giyen arkadaşımız 5 gol atıyor. Ve hepsi de net bitiricilik yani. Forvet becerisi kesinlikle. İsteyen goller birçoğusu. Yani orada Karabela'da benim performans olarak o dikkatimi çekti. Kötü performans olarak da ne yazık ki kaleci performansını çok beğenmedim Karabela'da. Kenan çok iyi bir kaleci. Ligimizin en iyi kalecilerinden biri. Biraz böyle hani belki skor da açılınca Kenan abi de o var. Var yani. O ya oyunun galibiyetine inanma olayı Kenan abi de var. Evet yani o biraz böyle performans olarak biraz zayıftı bu hafta. O da tabii Kazanova gibi böyle hareketli takımlar yaklaşık 10 saniye içerisinde rakip yarı sahasına çok rahat götürebiliyorlar. Orta sahada bozamıyorsanız kale önüne geldiğinde zaten kalabalık oluyorlar. 3 kişi mesela 4 kişi, evet. 5 kişi yani o hızlı koşmayı oyun. Çok, bir de çok tabii yani temposu çok yüksek. Ya o şey var orta sahada. Okan, pır pır. Emre Özcan. Emre. O zaman Emre Özcan galiba. Evet. Tamam. Emre çok sevdiğim bir kardeşim. Emre topu kaptırdığı an 3 metrelik mesafeyi birden geri alıyor. Ki bu hafta 3 gol 2 ya da 3 asist oynuyor. Yani skor katkısı yapıyor. Bilekleri çok böyle hani ince ve çok hani gerçekten futbolcu görüntüsü veriyor yani. Top kaptırdıktan sonra da yani şuradan 3 metrelik mesafeyi çok hızlı bir şekilde 1 saniye içerisinde tekrar geri alıp pozisyonunu alıyor. Yani bu topu da çok iyi yapıyor. Bu da rakip için çok yorucu bir şey. Yani Kazanova gerçekten
oyununu oturttu. Muhtemelen kadro yapısında bir bozukluk olmazsa seri devam eder yani. Ufak tefek kazalar olacaktır ama bu oyun yüksek bir oyun yani açıkçası. Kesinlikle. Yakibi yoran bir oyun. Evet. Gelelim 410 AGC maçına. Yine haftanın maçlarından biri olarak yorumluyorduk. Evet. AGC 2-1'lik galibiyette sahadan ayrıldı. Taktiğin çok fazla olduğu. Evet. İki takım da birbirini nasıl çözeceğini düşündüğü. Özellikle ilk yarı biraz daha yavaş geçti ama aslında 3 golün ikisinin ilk yarıda bulunduğu bir maç oldu. İki gol iki yarıda bulunuyor. Sıra üstte geldi goller. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu maçta tabii maçın adamı kim seçildi bilmiyorum ama kaleciye çok ciddi bir artı koymak lazım AGC'de. Siyah Tepe. Yasin Birgül seçildi. Yasin Birgül şey iki gol attı. Abi Yasin Birgül bizim ligimizin nur topu gibi bir yine arka direk golcüsü. Metin Çelik'ten sonra gerçekten. Ama çok güzel geziyor. Ya tabii ya bizim şey gerçekten çok pırpır bir oyuncu ve arka direk yani golün 1-2 arka direkteydi. Ve geçen haftalarda da çok arka direk golü buldu. Bilbao maçında da böyle hani skoru eline alırken AGC yine arka direk golleriyle gelmişti. Yani gerçekten kendini iyi unutturuyor orada bir kere. Ve AGC bunu çalışmış. Kesinlikle. Yani buradan hani rakiplere taktik veri gibi oluyor ama yanlış anlaşılmasın. Hani o kendini çok iyi unutturduğundan dolayı 30-35 numara mıydı ya? 30 numara. Kendini çok güzel unutturduğundan dolayı arkada çok güzel pozisyon buluyor. Yani arka direk golcümüz o yüzden oldu diyorum. Ama ikinci golde tek top ona çıkmadan önce kaleciyle yani kaleciyi geçip vurmadan önceki pozisyonda ciddi bir kaleci performansı var orada. Yani topu kornerden gelen topu tutuyor kaleci ve hiç hani böyle bir şey yok. O an aynı refleksle ayağı yere bastığı an nereye oynayacağını biliyor ve hız, yani onu bu arada bütün maç boyunca iyi yapıyor. Oyun kurma olayı çok iyi. Ben şöyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. Birinci ligde ayağı en iyi kalecilerden biri Murat Bulut bence. Hani yedi belada. Evet. İkinci olarak da şu zamana kadar gördüğüm en iyi oyun kuran kalecilerden biri de AGC'nin. O çok hızlı oynuyor ve takımı gerçekten çok iyi tanıyor. Evet. Kimin nereye koşacağını çok iyi biliyor. Kimin nerede duracağını, topu nereye atılması gerektiğini çok iyi biliyor. O konuda dediğin gibi çok avantajlı. Sedat Efe geriden takımı çok iyi yönetiyor. Yani bir halı saha takımında gerçekten çok değerli bir senin %20-25 ortaya çıkartacak bir şey. Hem kaleci performansını iyi hem de kaleden oyun kurabilmek. Ya zaten AGC haftalarda konuşuyoruz. Şutör oyuncuları var diyoruz. 7 oyuncunun 6'sı. Ben mesela bu şutörlük konusunda bu hafta çok bekliyordum 410'a karşı. Hani bu bilmiyorum çalışmadan mı emin yok, değilim ama 410'u kolay yaptırmaz baba ya. Kolay yaptırmaz. Ama o şekilde çözersin aslında biraz da. Yani bu hafta mesela özellikle ikinci gol 410'un belki de tüm takım kariyeri boyunca çok az yiyeceği gollerden biri. Evet, yemez evet. O şekilde yakalanmaz evet, 410. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. 410'un tabii şöyle bir iştahı var. Puan iştahı var. Evet. Şimdi ben 410'u AGC teknik direktör olarak analiz etsem derim ki ya bu arkadaşların puan iştahı var. Birkaç hafta kötü gitmiş. İyi de bir takım bu. Muhtemelen zaten hani ilk 7 ideal kadrosunu bize çıkartacaktır. Bunlar bize gol atmak için gelirler yani. Hem maçı ısırırlar, sağlam durmaya çalışırlar hem de gol isterler. Yani gol istediği yerde kontra... Bu arada hani... Tek hata da oydu biliyor musun? 4'ün takım defansı konusunda. Ha yani bir takım iki tane daha yaptığı, böyle... Tek hata da oydu. Orada golü buldu daha AGC'nin kaçırdığı pozisyon var. Yani 410'dan böyle çok alışık olmadığımız hatalar. O işte risk iştahı ve yani galibiyet... Şimdi 410 bu kadar galibiyet zorunluluğu olmasa aslında baktığı zaman... Belki de olmaz. Bir bitirebilirlerdi. Yani biraz daha şey olurdu. Belki galibiyetle de çıkabilirdi yani bu işin içerisinde. Haftanın son maçına gelelim. Boğaz'ın yargıçları Porto karşısında 4-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hayırlı olsun. Boğaz'ın yargıçları da sahaya indi. Güzel bir performans. Güzel bir takım. Yani iyi bir performans sergilediler. Hı-hı. Ya Porto için önemli, kritik bir galibiyet. Yine bildiğimiz, alışık olduğumuz 2-7'ye yakın bir 2-7'yle çıkmışlar. En büyük eksiklik Oğuzhan Kılıç'tı. Evet. Oğuzhan Kılıç'tı. Yani gelemedi. O büyük eksiklik. Evet. Hı-hı. Aynen. Ama dediğim gibi hani Oğuz kaptan da diyordu ya benim olmadığımda da kendimin yerimi doldurabilecek oyuncularla biraz hani yani birkaç alternatif ya. 3 oyuncumuz var. Onlara alternatif bulmalıyız 3-4. Ben Porto'nun bu yani uzun zamandır ilk defa 3-3-0 gibi biraz da oynadığını gördüm. Evet. Yani Oytun, Tolga ve şey orta sahada 3-3-0 gibi biraz da oynamaya çalıştılar. Başarılı da oldular. Bence de. İyi yani özellikle pres konusunda çok başarılı oldular Boğaz'ın yargıçlarına karşı. Maçın başından beri de hani böyle biraz ortak oluyor Boğaz'ın yargıçları aslında. Çok şey değil böyle üstün bir performans. Bir yerin çok anormal üstün olduğunu söyleyemeyiz. Yok, ama Porto'nun biraz belki hani bu ligin tecrübesiyle aldığı bir maç diyebiliriz yani. Sahayı bilmek biraz sahayı daha bilmek önemli. Sahayı bilmek aynen. Bir de Porto'nun 3-3-0 deneyebileceğini düşündüm ben bundan sonra. Yani Oğuz abiyle olur mu 3-3-0 emin değilim. Oğuz abinin oynadığı maçlarda ama Porto aslında onu oynayabilecek bir takımmış gibi görünüyor. Özellikle Ali abi
O 3-0'da çok başarılı bir şey oynuyor. Skor Çapa istenen, oynuyor. Skor istenen maçlarda olmaz abi ben. Forvetsiz oyuna karşıyım biraz. Skor istenen maçlarda olmaz yani. Olabilir. Taktik olarak dedim sadece. Özellikle yani, Porto'nun bazı noktalarında. Kime karşı oynayacağım mesela? Yedi belaya karşı oynamaman lazım mesela. Atıyorum gençler gücüne karşı oynamaman lazım. Aslında bu takıma karşı 3-0 oynamak daha mantıklı yok değil mi? Yok baba, forvetsiz oynayan oynanır mı? Yani tepedeki takıma gol de bulman lazım. Olsa da 4-10 hep bu şekilde çözüyor maçlarını. Yani. Mesela bu hafta da 4-10 geçen sene oynadı. Geçen sene playofflarda forvetsiz oynadığından dolayı kaybetti yedi belaya. Yani bu arada yedi belanın tabii ki daha üstün bir oyunu var. Yedi bela kazandı yani, o ayrı bir şey. Fikir olarak tabii. Ama bence yanlış bir taktikle çıktı. Sezonda forvetsiz çıkmamıştı. Sezonda bir forvet var yani, forvetliydi. Şeyde elemelerde forvetsiz çıktı. Çok iyi hatırlıyorum. Sezonda Ergün vardı forvetli yani. Evet, o maç galiba evet. Ergün vardı. Sezonda forvetliydi. Ama orada biraz daha bir tık daha 10 gibi oynuyor ya. Tabii hayır ama şey 3-3-0'dı net. O yüzden ben 3-3-0'ı çok beğeniyorum. Damarımı bastım o yüzden uzadı. Kusura bakma. Evet. Yok sabır. Hemen puan tablosuna bir göz atalım. AGC 14 puanla zirvede tek diyelim. Hiç mağlubiyeti yok. 2 beraberliği var. 7 bela 12. Gençler gücü 12. Ayaz 12. Ayaz da ikincilik koltuğuna. Evet. İkincilik için inanılmaz bir çekişme var. 7 bela Gençler gücü Ayaz. Hem birincilik hem ikincilikle ilgili çekişme var. Ve Lex Expert'ın da bunlar arkadan, ben de bir ikinciliğe karşı oynayabilirim. 10 puanı var. Evet. Porto 9 oldu. Karabela 9. 410 9. Başebela, Malta Perakırsı, Este 7'şer puanda. Kazanova 6. Bilbao 6. Boğaz Yankıcıları 5. Soğanlık 3. Ve Master City şu an için 0 puanda. Ki daha yeni gelen bir takımımız. Fixtür zaten tam yarışmasında konuşacağız. Tamam. Var mı söylemek istediğim şey puanlı geçelim. Hadi ikinciliğe geçelim. Gelelim cumartesinin ilk maçına. Avengers Kuzey Yıldızı karşısında 9-1'lik bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Skor yanıltmasın. Ya Kuzey oyun çok iyi. İlk 5 3 dakika, 3 dakika, 5 dakika Kuzey Yıldızı çok istekli böyle ortak oyuna. Pozisyonlar buluyor hatta, özetlerde 1-2 tane böyle net pozisyonu var. Avengers belki de dirençli bir takımla karşılaştık diyeceği noktada hani çok da fazla gerek olmayan böyle hani refleks zaten, ya. Refleks de yani işin açıkçası hani halı sahalarda. Ya ben tabii şöyle bir şey var yani, şimdi bunun futbol liglerinde karşılığı kırmızı yani doğal yani, olarak. Çünkü top kop kaleye girse yani, vermezsin, evet, top gol olsun evet. Dersin ama. Ya ben isterim ki halı sahalarda farklı bir talimat uygulayalım ve buna kırmızı vermeyelim. Bana biraz kalsa penaltıyla zaten cezalandırıyorsun, yani oynamaya geliyoruz derim ben kendi genel adına. Kurallarda şey var yani, özellikle penaltı konusunda. Ama şimdi biz bunları hani TFF'den veya TFF'de geçmiş olan hakemler bize geldiğinden dolayı hani ligleri yönetirken haliyle yani bu teamüller bunu söylüyor hani maç içerisinde. Bu sefer o takdir hakkını kullansa rakip de diyecek ki hani böyle bir dezavantaj. Yani futbol kuralları bu. Ama bence halı sahalar için artık yeni futbol kuralları uygulanmalı abi. Son adam kuralıyla birlikte ben bu kale çizgisinden elle tutma olayının çok kırmızı olmasa da olacağını düşünenlerdenim. Ama tabii bu benim şahsi fikrim, yoksa futbol kuralları bunu emrediyor. Ya hakemler biraz da halı sahada bir tık daha yumuşatmaya çalışıyor bazen, özellikle kart kararlarını ancak işte bazı noktalar çok kesin çizgili noktalar yani. Daha önce anlattığın gibi son adam kuralı, işte kaleye mesafeye bakıyorlar, yetişir mi yetişmez miydi, olur muydu olmaz mıydı, ama şimdi kale çizgisinde topu elle çıkarınca o noktada yapacak hiçbir şey kalmıyor. Ya orada kuralı direkt uygulamak zorunda. Direkt kuralı uygulamak zorunda kalıyorlar. Ben şey diyorum zaten, niye uyguladın demiyorum. Ben sadece halı saha için bazı kurallar değişse aslında, bunun böyle bir federasyon olsa falan tatlı olur diye manasını söylüyorum. İşin diğer tarafına Avengers'a bakalım. Evet. Çok güzel bir, tabii bir karşılaşma. Kişi, tabii bir kişi eksik oynayınca Avengers'a karşı sahanın her yerine basan, her yerde doğru pas oyununu oynayan, takım olarak çok ciddi hareket eden ve takım olarak birbirini iyi tanıyan oyuncuları ve tamamlayan oyunculara karşı Kuzey Yıldız'ın yani bu skorla ayrılması biraz olağan oldu. Ramazan Can Polat 3 gol üçesinde maçın yıldızıydı. Evet, Ramazan Kaptan. Yusuf Anderson'a çok güzel kaleciye geçerek bir golü var. Evet. Gelelim günün ikinci maçına. Aydınoğlu Goyet Boys karşısında 5-2'lik mağlubiyete tadına ayrıldı. Goyet Boys 2 çok güzel gol. Çok güzel kurtarışlar. Aydınoğlu'nun bir kişi eksik kalması yine belki de oyuna etki etmiştir. Ya, skora baktığımız zaman ve oyuna baktığımız zaman evet. Biraz böyle 3 farkın olması biraz sanki eksik kalmalarından kaynaklı diyebiliriz. Çünkü Aydınoğlu hep çok ısıran bir oyun oynuyor. Mücadeleyi üst seviyede tutuyor sürekli. Rakipleri rahat bırakmıyor gerçekten bu konuda. Ama yani bir kişi eksik oynamak tabii halı sahada biraz dezavantaj. Bunun da eksikliğiyle birlikte Go Ahead Boys'un da gününde olması, güzel şey, goller çıkartması. Görkem Arda Keskin. Yani o yüzden derbi diyebileceğimiz, kafada
olabilecek, direkt kafaya olabilecek. Yani Aydınoğlu 4 puanlık maç bu, 12 puanı var. 10 puanı vardı bu maç öncesinde Go Ahead'in. Ve böylelikle Aydınoğlu'nu yakalamış oldu. Yani 4 puanlık 4 puanın 3'ünü kaleci aldı diye benim Go Ahead boyası adına. Şöyle oldu. 2-0'dı. Kırmızı kart geldi. Aydınoğlu 2-2 yaptı. Üstünde çok kaçırdı. Özellikle Şafak Çakıcı çok kaçırdı karşı karşıya. Belki de onların birini ikisini atsaydı Aydınoğlu bir kişi eksik olmasına rağmen buradan galip ayrılabilirdi. Bir yerden sonra o nefes yetmedi. Görkem'in golleri, güzel golleri karşısında 5-2'lik mağlubiyet sahasına ayrıldılar. Ama Aydınoğlu bir kişi eksikken bile 2-0'dan 2-2 yaptı ve daha da ötesine gidiyordu. Evet. FC 24 Ataşehir karşısında 9-5'lik bir galibiyetle sahasına ayrıldı. Bu da garip maçlardan biriydi. 4-0 çünkü Ataşehir 4-0 evet. Önde kapattı. İkinci yarı FC 24 kendi buldu. Yani Ataşehir de ben Ataşehir'de oyuncu olsam ya yani teknik direktör olsam FC 24'e karşı 4-0 yakaladıktan sonra gerçekten maça daha da fazla asılırım. Çünkü yani bu çok fazla bırakmayan bir kadro. Evet, beklenmeyecek bir şey diyemeyiz. Ataşehir haksızlık olur ama kolay da bir iş değil FC 24'e karşı yani evet. Böyle geniş bir kadro, iyi top oynayan, takım savunmasını iyi yapan bir takıma karşı. İyi yapan bir takıma karşı 4 tane ilk yarıda gol atmak ve ondan sonra da buradan ikinci yarı 9 gol yiyip yani ikinci yarının 9-1'lik bir hikayesi var. İki yarının 4-0'lık bir hikayesi evet. var. Yani iki yarıda farklı bir hikaye var. Çok enteresan. Çok sık göreceğimiz bir şey değil. Fakat FC 24 gerçekten neyi yanlış yaptıysa onu yapmasın. İki yarıdaki gibi. Neyi doğru yaptıysa devam etsin. İkinci yarı ne yaptıysa da onu devam ederse muhtemelen yani birincilikte bile. Mert'in çok güzel daha... performansı vardı ya. 5 gol yanlış tanımıyorsam Mert'in. 2-0 miydi? Soy ismi. Mert. 2-0. 2-0 doğru. Çok yani. Güzel performansı var. Ataşehir'de Ramazan geri döndü. Sakatlı bir süredir. Ramazan Önal. Geçen sene tanıdığımız bir oyuncu. FC 24 biraz heyecan mı yapıyor maçlarda acaba? Heyecanlı böyle. FC 24 yani, mu Ataşehir mi? FC 24. FC 24. Ya evet. Artık şeye geldik galiba. Onların ilk yediği belirleme dönemlerine geldik evet, galiba. Evet, bir heyecan var. Ya da böyle hani şeyden dolayı mı? Bir kadro geniş. Kadroya girmek için kişiler böyle. Son ilk yediği belirleme yani, durumuna işte, geldi. Aynen aynen. Onu dedin doğru. Ben ilk yedi deyince başka bir şeye gitti aklım. Bizim ilk yediği gitti aklım. Yok yok. O yüzden böyle bir garip bir durum var yani bu maçın hikayesi de enteresan. Çok çok güzel bir hikayesi oldu yani özellikle ilk yarı Ataşehir'in performansı, ikinci yarı Simdor'un performansı izlemeye değerdi. Ramazan geldi farkını, yine Ramazan Önal yine geldi Ataşehir'in de farkını ortaya koydu. Ataşehir'in belki 1-2 yedek oyuncusu daha olsaydı ikinci yarı tutmak da daha kolay olabilirdi bazı şeyler. Ama 9-5'lik skorla sahadan mağlup ayrıldılar. Burada Yavuz, Atletico Valerio maçına gelelim. Valerio 11-5'lik galibiyetle ayrıldı sahadan. Aslında maçın başında böyle bir 15-20 dakika ortak gittiğini görüyoruz. İlk yarı denk gitti. Evet, ilk yarı denk gidiyor. Ondan sonra ya Pro Davis'ın bir sonunu getirememe durumu var. Valerio'nun da hani istikrarlı bir görüntü sergilediğini görüyoruz maç başından beri. Çok daha istekli oldukları çok net. Hı-hı. Maçı çok daha istedikleri çok net. Ve isteklerinde iyi bir oyunla özellikle maçın sonlarındaki skor fazlalığıyla çok rahat bir şekilde almış oldular. Yani Pro Davis'ı daha 400'ün hakkında söylediğimiz puan almaya çalışmak, basmak, maçı galip gelmeye çalışmak durumu oluyor biraz daha. Özellikle Valerio'nun evet. bu hafta attığı son 4 gole falan baktığımızda hep arkada bir kişi yakalamışken hemen bir uzun top veya yerden iki pas hemen tık tık kale önünde bulup yerden yuvarlayıp golleri evet. görüyoruz. Evet evet. Yani Pro Davis artık puan almadıkça daha çok puan almak Valerio için basıyor. Valerio sanki böyle hani puan alması gereken bir takım değil de. Daha sakin oynayan. Daha sakin ve oynadığı oyundan zevk alan ve hani sonucu ikinci planda tutan bir takım görüntüsü veriyor çoğu maçında. O yüzden hani stresiyle başa çıkabilen takımın daha önde olacağı maçtı. Zaten bunu söylemiştik 4 puanlık maç diye. Valerio bu konuda biraz daha becerikli davrandı. Louis Piton bazı çiçekler 3-3 bitti. Evet. Louis Piton maçın ilk dakikasından beri 6 kişi oynadı. Bir oyuncusu maça gelemedi. 6 kişi oynadı. Bazı çiçeklerde karşıda 3-3'lük berbere kalmak bence bir kişi eksikken çok büyük bir başarı. Özellikle formda bir bazı çiçeklere karşı. Evet. 3 haftada kazanıyorlardı alıştığını. Bu da Louis Piton'un geçen senedeki görüntüsünden de aslında biraz daha iyi bir görüntü sergilediğini. Yani ara bunlara iyi mi gelmiş onu anlayamadım ama bazı çiçekler de bir vites attırdı. Kesinlikle. Gerçekten. Muhtemelen o dramatik mağlubiyetlerden sonra biz bu değiliz beyler denmiştir grupta. En kalabalık kadrosu bu haftaydı galiba. Yanlış görmesem 11-12 kişi falan vardı. Evet. Kenarda evet. da yani toplam. Ya böyle gelmeye devam ederlerse çok rahat kendilerini playoff potasında bulurlar. Kaan Sözer kaptanlara özellikle oynadığı yani öne çıktığı maçlarda fark yaratan bir oyuncu. Bu hafta da 2 gol attı kendisi. Geçen hafta 4 gol atmıştı ki ikisi çok güzel gollerdi. Evet. Bir şekilde o takım ile özellikle ileri üçlüsü iletişimi koparmadığında, ileri üçlü birbirine bağlı kaldığında skor bulabilen bir takım. Yemedikleri sürece bir sorun da yaşamıyorlar ki bu hafta da
Son dakikalarda az kalsın hem atıyorlardı hem yiyorlardı. Son dakikalar çok heyecanlı geçti. Üst üste pozisyonlar iki kalede de gördük. Bir maç bir oraya bir oraya maçın giderken... Maçın hakkı beraberlik de diyebilir misin? Diyebilirim. Louis Vuitton bir kişi belki eksik diye. Yani tabii ki de o konuda Louis Vuitton çok büyük hakkını vermek gerekiyor ama... Evet. Sahada oynanan oyun... Evet, bu maç artık berabere bitsin dedirtti bana. Evet, süper. Hızır Reis Malta Peşop karşısında 8-5'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Peşop bıraktığı yerden, mola verdi, ara verdiği yerden devam ediyor. 2 haftalık bir arası vardı. Şu an devam ediyor aynı yerde. Evet. Yani Hızır Reis de muhtemelen önümüzdeki haftalar için artık böyle hem rakipleri tanımaya başlamıştır yavaş yavaş hem de önümüzdeki haftalar galibiyetlerle tanışacağım. Şeyi verdi, imajı verdi bu maçta işin açıkçası. Ama Maltepe Petshop bir tık daha hazır, bir tık daha takım içerisinde bir kenetlenmiş hava var. İki önemli yüzden. Oyuncusu yokken. Ki evet. Sezonun başından beri her maçta oynayan İsmail ve Berk. Berk yok şu an. Kırmızı kart cezalıydı. Çok güzel bir maç geçti. Maltepe Petshop golleri üst üste buldu. Hızır Reis karşılık verdi ki son dakikalar daha da heyecanlı geçti. Maçın son 15 dakikası daha da iki tarafında artık gol bulmaya çalıştı. Hızır Reis'in puan için bastırdı. Tabii önümüzdeki haftalarda hafta daha oldu. Net yorumlayacağız Hızır Reis'i. Muhtemelen. Maltepe Petshop... Emrah Terzi'nin çok güzel bir oyunu var. Evet. Terzi'yi de söyler. Terzi doğru. Emrah Terzi'nin çok güzel bir oyunu var. Mücadelesi özellikle bütün maç boyunca. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 5 gol etki etti galiba. Ya 3 gol 2 asist ya 2 gol 3 asist olması lazım. Çok değerli bir performanslı onun adına. Aytu'yu gördük bu hafta. Uzun zaman sonra. Sahada. Gelelim diğer maça. Fikirdik Lisbon, Cadde United 7-5'lik. Fikirdik Lisbon'un galibiyetiyle bitti. Cadde United yine olmadı, yine olmadı. Olana kadar Cadde United diyor musun? Devam. Devam. 15'te 15 benimmiş. FC 24 mi oynuyorlar bu hafta? Olsun. Hiç önemli değil. Evet. Yani Cadde United'ın ben sürpriz bir skorla, sürpriz bir galibiyetle ilk puanıyla tanışacağını düşünüyorum artık. Yani bu kadar olmadıysa hani bir yerde bir yerde patlayacak diyorsun. Şeyde olacak gibi geliyor bana. Oyuncu eksiği var Cadde United'da. Muhtemelen bir 9 veya 10'da bir duyururuz muhtemelen de bir transfer ara transfer. Bir dahaki hafta yüksek ihtimalle olacak yani 9-10 arasında. Yani o bizim normal transfer dönemimiz 4-5 arası. 4-5 arası. 4 oyuncu biz 9 ve 10. haftada genel duruma bakıp hani yönetim kurulu kararıyla yapıyoruz. Yani bu ligin başında bu hafta kesin transfer dönemi olacak anlamına gelmiyor. O sezonki duruma göre takımları karar biraz veriyoruz. Nabzını yok. Evet, biraz oyunun nabzını yok. Şimdi yeni takımlarımız var. Yeni gelenler var. Onlar da belki eklemek isteyecektir falan. Muhtemelen Cadde orada bir takviye düşünecektir. Fikirtik'te kaldığı yerden devam ediyor. Bir ara vermişti Anadolu Ligi'ne. Göztepe'de de. 3. lig şampiyonu. Evet, 3. lig şampiyonu. Ara verdiler. O kadro değil mi genelde? Aynı kadro. Altyapı olarak. Aynı kadro. Önemli bir takım bu arada. Çok çok değerli bir takım. Evet. Yani 2. ligde özellikle sezon başından biri gelseydi çok daha fazla fark yaratabilirdi belki de. Ama bu dönemden sonra da hala playoff için ben çok büyük adaylardan bir tanesi. Benim bildiğim eski oynayan Fikirdik Lisbon oyununa devam edebilirlerse ki şu anda gol yeme sorunları bana sorarsanız hala var. Bu hafta yedikleri goller de yemezler miydi acaba diyebileceğim bir iki gol. Onlar da şey biraz da bazen sonra böyle ileri hatla geri hat arasındaki bağlantı bazen kopabiliyor maçlarda. Kedi gollere de işte o hep ortadan yedik yarısından dikkatimizi çekti. Biraz daha oyun toparlı bir oyun. Biraz daha ileri ve geri hattın birbirine yakınlaşmasıyla daha net bir oyun oynayacaklardır. 7-5'lik skor da onlar adına çok güzel bir skor. Haftanın son maçı benim adıma belki de benim gördüğüm kadarıyla haftanın en keyifli maçlarından biriydi. Gunners Endomet karşısında 2-2 beraber kaldı. Çekişmenin en yüksek olduğu maçlardan biri ikinci ligde. 10-12-15 giden takıma birkaç haftadır olumlu futboluyla göz dolduran Gunners bir fren yapıp demiş ki hani 2 gol anca yedim. İki de atarım. Evet aynen. Yani işin açıkçası biraz böyle bir tahminde benim içim bir beraberliğe gitmişti. Açık söylemek gerekirse ikinci ligde. Demedim. O yüzden demediğin şeyin kıymeti yoktur dediklerimiz üzerinden gidelim. Gunners iyi gidişine devam ediyor diyebiliriz. Çünkü Endomet gerçekten daha hazır. Daha formda. Evet, formda. Daha formda bir takım. Daha doğru bir kelime olur. Daha formda bir takım haftalardır. Çok yüksek skorlar elde ediyor. Gunners'ın bu noktada bir beraberlikle durumu frenlemesi ve hatta galibiyeti de çok rahat bir şekilde istemesi oyun içerisinde Gunners'ın önümüzdeki haftalar için daha iyi bir görüntü göstereceğini bir kere bizim için özetlemiş oluyor. Endomet'te
kendisini ben de bir ilk ikide olacağım serüveninde bir puanlık bir kayıp yaşamış oldu. Aslında bu maçı alsa ilk ikinin adaylarından biri olarak 12 puanlık o serüvene eklenecek. İstersen bu aşamada sen yolunduktan sonra puan durumuna geçelim. Tabii ki yani şöyle bir şey var. Ganis geçen sene bulduğu madeni Bursun ilk defa işledi. Ali Çelik, Emre Yılmaz bağlantısı. Evet. Ali Çelik 2 asist, Emre Yılmaz 2 gol. Orayı yine çok iyi işlediler. Çok iyi yaptılar ve 2 golü de o şekilde buldular zaten. Aynı zamanda Ennomed'in daha açık takımlara, daha boşluk yakalayan takımlara olan başarısını çalışmış olmalılar ki bu hafta ona izin vermediler. Evet. Hızlı top oynatmadılar. Tek pasla, iki pasla ileri gitmelerini biraz daha engelleyebildiler. Ennomed belki de uzun zamandır geldiği en şey kadroları, az kadrolardan biriyle geldi. Ennomed'in bana sorarsanız bulması gereken çözümlerden bir tanesi aykırı adam. Yani bu sistem olmadığında biz bu adamdan ilerleyebiliriz. Atletico Bilbao'nun uzun topu gibi. Evet, aynen. Öyle bir ikinci bir oyun bulmak bence Ennomed'e çok daha fazla yarayacaktır. Çünkü Gunners'ın yaptığı özellikle o üçlü savunmanın kilidini bozmamayı diğerleri de bir yerden sonra fark edeceklerdir ve daha zorluk yaşatacaklardır. Mesela Fikirtik maç var haftaya. Çok değerli bir kadro. Çok önemli bir maç. Baktığımda Fikirtik Ennomed'in siyah takımlardan biridir oyun stili olarak söylemek gerekirse. Ennomed çok başarılı ilerliyor. Bir puan beraberlik oldu. Ancak kaldığı yerden devam edecektir diye şöyle düşünüyorum bir yandan da. Şöyle puan tablosuna. Zirvede lider 8-8'de giden Avengers var 16 farkı puan. Farkı daha açmış oldu ikili puan sistemde. 4 puan Aydınoğlu'na, FC 24'e, Maltepe Petshop ve Goethe Boys. Burada ikincilik mücadelesi çok ciddi bir manada kızışmış durumda. Endomet'te 11 puanla ben de bu mücadelenin içerisindeyim diyor. Aşağıdan da yine ikincilik mücadelesi için yine de söyleyebileceğimiz 2 puanlı sistemde. Daha 7 hafta var. Ataşehir City, Kuzey Yıldızı ve Bazı Çiçekler 9 puanla orada bir göz kırpıyorlar. Devamında da Gunners'ın son koltukları. Son koltukları da Gunners, Atletik Valerio ve Louis Piton ve Fikirtik Lisboa hatta Pro Devils arasında. Yani o son koltuk da çok kıymetli, çok değerli değil mi? Bir yazın dedik. Gunners olunca abi bakalım. Öyle söyleyeyim ben tamam, sana. Tamam ya şimdi yaşlıyım ben kardeşim ya. Allah'ım yarabbim sizin kadar genç değilim ya göremiyorum artık. 10, 11, 12, 13, 14. Gunners 10'uncu abi. Yorma kendini abi. Gunners ben 10'uncu. Bir inanamadım Okan. Yani. Ya 10'uncu abi. Yapılamadı. Ağına bakacağım. İnanamadım yani. Gunners evet. Gunners 10'uncuysa 10'unculuk için Gunners, Valerio, Louis Vuitton ve Fikirtik Lisbon'un 6 ve 5'er puanları var. Pro Devils'ı da burada şey yapmamak lazım. Onun 4 puanı da yani ve Cadde ve Hızır Reis de 2 galibiyet aldıklarında hemen arkalarını rüzgara alırlar. Kesinlikle da, çok haklısın. O da bir hedef yani. Yani ikinci ligde ya ben birincilik kadar belli değil ikincilik ya. Böyle birinciliğe baktığımda biraz daha ya ilk 10 için 12 koltuk falan yazıyorum hemen hemen kafamda böyle. Şimdi isim vermeyeyim tabii ki de. İkinciliğe baktığımda yazamıyorum. Niye isim vermiyorsun? İsim vermiyorum. Yanlış genel kaygım şey. O. Tahmin yapıyoruz ya. Neyse tamam. Bence ona da bir tahmin yarışması çıkabiliriz. Ama bu haftalık herhalde. Skorlardan devam edelim. Bu kadar. Bu kadar. Konuşacağımız başka hiçbir şey yok. Tamam. Hiçbir şey yoksa kapata. Bu kadar. Yeter. Bir de konuşacağımız hiçbir şey yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Yeter. Futbolla kalın, bizle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Haftanın görüşmek üzere.